Aygün Özüpek ve Yılmaz Zirim'le Muhabir Masası başlıyor. Muhabir Masası'ndan herkese iyi akşamlar. Ben Aygün Özüpek, Yılmaz Dirim'le beraberiz. Yılmaz hoş geldin. Hoş bulduk Aygün abi. İyi akşamlar herkese, iyi yayınlar diliyorum. Evet, bugün çok hareketli bir gün, çok hareketli saat. Ziraat Türkiye Kupası kuralları çekildi. Tam böyle onunla ilgili konuşurken akşam saatlerinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nden iki tane ayrı ayrı açıklamalar geldi. Bir tanesi Sayın Erol Bilecik'te, Selahattin Baki, FBTV'de çok önemli açıklamalar yaptı. Hemen arkasından da Sayın Ali Koç Hodri Meydan dedi. Onun detayları zaten birazdan gireceğiz. Niye Hodri Meydan dedi? Son dönemlerde yaşanan biliyorsun Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özmen'in açıklamaları vardı. Sayın Başkan'a çağrıda bulundu Sayın Ali Koç. Dedi ki Hodri Meydan senin istediğin bir kanalda istediklerini yanına getir. Sen de karşılıklı konuşalım. Bu işe bir noktaya koyalım dedi. Bunlarla ilgili zaten detaylı konuşacağız da. Hodri Meydan'ınla ilgili şu ana kadar bir yanıt gelmedi Galatasaray Spor Kulübü'nden. Belki şu anda bir açıklama yazılıyordur yazı veya yazılmıyordur bilemiyorum. Belki muhakkak yazılıyordur. Yani karşılık sayın, olacak. Sayın Dursun Özbek katılacak mı, katılmayacak mı? Bu çağrıya cevap verecek mi, vermeyecek mi? Bunları tabii ki zaman içerisinde göreceğiz. Detaylara birazdan gireceğiz. Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu biliyorsun. Hemen ona geçelim istersen. Fenerbahçe, Kayseri Spor, Ankara Gücü, Trabzonspor'la ilk anlamda söylüyorum. Neden bunu böyle söylüyorum? Bu iki takım kendi aralarında Fenerbahçe, Kayseri galibi, Ankara Gücü, Trabzonspor galibiyle oynayacak. Onu şimdiden belirtelim. Diğer kurallara baktığımız zaman Galatasaray, Başakşehir, Sivas Spor, Gaziantep Futbol Kulübü eşleştiler. Bu iki takım yani Galatasaray, Başakşehir, Sivas, Gaziantep maçlarının galipleri de kendi aralarında oynayacaklar. Bunlar tek maç biliyorsun. Bundan sonraki müsabakalar çift maç olarak devam edecek. Zaten finalde daha sonra belli olacak. Yarı final eşleşmeleri de yapılmış oldu. Tekrar söyleyelim. Sivas Spor, Gaziantep Futbol Kulübü, Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe, Kayseri Spor, Ankara Gücü, Trabzonspor. Yani böylece sanki şeyleri böyle Fenerbahçe, Galatasaray, herkes onu diyordu ya eşleşme olacak mı, seri başlar değiller diye. Şu anda o da ortadan kalkmış oldu. Onu da belirtelim. Eşleşmeyle ilgili neler söylersin? Eşleşmeyle ilgili beklediğimiz, herkesin ufak ufak tahminleri vardı zaten Aygün abi bugün. Benim aklımdan geçen Kayseri Spor, yani niyetim mi diyeyim, içimden böyle bir Kayseri Spor'la oynamak vardı. Sen de söyle. Ben Antep diyordum ama Kayseri geldi. Yani hani Kayseri bekledim açıkçası. Olabilme, hani içimden geçti. Tabii bildiğim bir şey yok, tesadüf. Hani olabilirliği daha yüksekti bana göre. Benim içimden geçtiği şekilde. Eşleşmeler güzel. Dengeli bir eşleşme oldu. Fenerbahçe, Kayseri Spor, Ankara Gücü, Trabzonspor, Galatasaray, Başakşehir, Sivas Spor, Gaziantep Futbol Kulübü. Yani değerli eşleşmeler, bakalım buradan nasıl sonuçlar çıkacak. Burhanet Tenerbaş mesaj atmış. Abi diyor yanlış söylüyorsun diyor. Fenerbahçe diyor Sivas Spor, Gaziantep galibiyle eşleşecek. Yani Burhanet demiyor ya Kayseri Spor'u yeniyoruz zaten demiş. O anlama getirmiş yani Fenerbahçe demiş. Sivas Spor, Gaziantep kulübüyle eşleşmesiyle oynayacak. Evet. Bugün bir konuğumuz var Aygün abi. Evet, bugün minik bir konuğumuz var. Sen tanıt istersen. Karne hediyesi olarak bugün bana dedi ki. Öncelikle takdir aldı, ona teşekkür ediyorum. Oo, tebrikler. 11 yaşında Toprak Çınar Dirim bugün Aygün amcasıyla beni yalnız bırakmamak için. Yılmaz'ın oğlu, öyle diyelim. Benim oğlum. Bizim Ümit'in yeğeni. Ümit'le Metin'in yeğeni. Radyo Spor'un stüdyolarına gelip bize konuk oldu. Bir kendini tanıt istersen Toprak'cığım. Merhaba, ben Toprak Çınar Dirim. Kaç yaşındasın? 12. 12 yaşındasın. Okul nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Başarı. Takdiri de aldın. Tebrik ediyoruz. Hangi takımı tutuyorsun peki? Fenerbahçe tabii ki de. Tamam. Tabii ki de. Tabii ki de. Çünkü onun bir hikayesi var Aygün abi. Toprak doğumu sırasında Acıbadem Hastanesi'nde. Acıbadem Hastanesi doğumhanesinde Fenerbahçe marşı çaldı. Mehmet Ali Aydınlar'ın jesti diyorsun. Evet, evet, evet. Toprak dünyaya öyle geldi. İlk duyduğu şey Fenerbahçe marşıydı. Zaten kendisi de Fenerbahçe'yi çok seviyor şu anda. Bütün Fenerbahçe maçlarına gider, maçları televizyondan izler. Kısa bir Fenerbahçe yorumu yap oğlum. Dün Ümraniye Spor maçı vardı. Nasıl buldun takımı? Çok iyi bulmadım. Neden? İleri çok çıkamadık. İlk 15-20 dakika iyiydi ama Fenerbahçe. İyiydi ama sonra biraz karıştı. Ortalık karıştı, çarşı karıştı. Arda'nın oynaması gerekir mi? Evet. Evet.
Evet, istersen bir yorumda sevgili Serdar Kelleci'den, Mağspor yorumcusu, spor yazarı aynı zamanda. Serdar Kelleci şu an yayınımızda. Sayın Kelleci, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Aygün abi desteklememde sakınca yok herhalde. Hayır hayır değil. Ama tabii burada biraz beni şey gibi gösteriyorsun Serdar. Yaşım. Yaşlı. Ya şöyle diyeyim. Şimdi Aygün Bey desem olmaz. Aygün desem olmaz. O yüzden ben genelde hani bu benim şeyim. Biliyorum. O yüzden de Aygün abi diye devam edersen ben memnun olurum. Sen istediğin gibi hitap edersin abi. Şöyle zaten sevgili Serdar'ı ben Anspor'dan çok yakından takip ediyorum. Benim böyle beğendiğim açık ve net sanasın 4-5 tane yazardan bir tanesini keyifle izliyorum. Çünkü hakikaten yani belli bir şeyimizde biraz amigolumuz var sevgili Serdar, ama sen tamamen çok güzel yorumlar yapıyorsun, çok keyifli yorumlar yapıyorsun ve çok doğru tespitlerde buluyorsun. Ondan dolayı bir spor yazar olarak senden çok bu anlamda keyif aldığımızı belirtmek istiyorum. Zaten reytinglerde de bu yansıyor. Şunu söylemek istiyorum sevgili Serdar. Ortam çok mu gerildi? Yani öyle bir noktaya geldik ki artık Kodri meydan noktasına geldik. Bugünkü açıklamaları görmüşsündür tahmin ediyorum. Sayın Ali Koç, Sayın Dursun Özbey'i bir TV kanalında çağrıda bulundu. Gel Kodri meydan dedi, orada konuşalım dedi. Ne var ne yok her şeye dökelim dedi. Buradan başlayalım istersen, neler söylersin? Ya aslında bu işte bir Kodri meydan olayına dönmeden belki de bu iki başkanın en azından belki sulh içerisinde beraber belki televizyon kanalında belki başka bir yerde keşke bu hepimizin göreceği bir şekilde de olsa. Bu güzel de olur aslında. Çünkü iki tarafta empati kurabilirse bence hem Fenerbahçe hem Galatasaray cephesi. Cephe dememek lazım, yanlış anlaşılmasın. Belki birbirlerini daha rahat anlarlar ve şu tarafını da önemsemek zorundayız. İki kulüp başkanı da çok zor bir şey yönetiyor bence şu anda. Ya bu camiye açısından söylüyorsun değil mi? Çok... Yani milyondan hitap etme anlamında. Tabii, çünkü şöyle bir durum oluyor. İşte sezonun ilk 10 haftasında Galatasaray hakem hatalarından, sonraki 10 hafta belki Fenerbahçe hakem hatalarından mıdır? Ve camialar şöyle sesleniyor başkan. Başkan konuşsana, demek için söylüyorum. Şimdi muhtedil açıklamalarla bunları yürütmeye kalksalar, ya bizim başkan da hiç konuşmuyor olayına dönecek. Dolayısıyla başkanları belki de bu açıklamaları yapmaya mecbur kılan bizleriz aslında. Yani taraftar ya da medya mensubu, ben kendi öz eleştirimi de yapayım. Hepimiz bunu yapmak zorunda. Bizler buna aslında sürüklüyoruz başkanları. Şunu soracağım. Aslında baktığımız zaman Burak Elmas başkan döneminde, Sayın Elmas döneminde ben hatırlıyorum. Dört başkan bir TV kanalına çıkmışlardı. Çok da güzel mesajlar vermiş. Tabii ya. Daha sonra o tamamen ortadan kalkmış oldu. Burak Elmas zaten biliyorsunuz Galatasaray'da kongreye gitti. Kongreye kaybetti. Ondan sonra tabii o güzellik gitti bir anda değil mi sevgili Serdar? Ya bu işin doğasında da şu var. Şimdi uzun yıllardır bir Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti izlemek. Evet, doğru. Yani Galatasaray'ın yarıştan koptuğu ya da Fenerbahçe'nin yarıştan koptuğu anlarda zaten o rekabet veya o çarpıcı açıklamalar gelmez. Ne zaman Fenerbahçe Galatasaray 1-2'yi paylaşırsa orada işte en sert açıklamalar olur. Ya dozajı iyi olursa ne ala. Ben bundan zevk alan bir adamım. Yani o dozajı iyi ayarlayabilirsek bu rekabet iyidir. Ayarlayabiliyor muyuz peki? Yok, hayır. Ya yani maalesef hiç istemediğimiz açıklamalar maalesef geliyor. Bunu engelleyemeyeceğiz. Bu benim en azından tanıklık ettiğim 30-35 senedir aynı. Aslında bir fark yok. Ya ben sadece bir sosyal medyanın çarpanı kuvvetlendi sosyal medyayla birlikte. Ya daha çok yankı buluyor. Daha çok yankı buluyor sosyal medyadan özellikle. Tabii burada şunu da söylememiz lazım. Yani bu camiaları da birbirine düşüren en büyük etmenlerden bir tanesi de hakem hataları aslında. Yani çok hakemlere hadi hepsi demeyelim de belli bir kısmı hakikaten çok hatalar yapıyor. Yani bir maçta kırmızı kart göstermiş olduğun pozisyonda öbür maçta foul bile çalmıyor. Ne bileyim VAR'da bir maçta VAR devreye giriyor, öbür maçta VAR'ın V'si bile devreye girmiyor. Ya bundan dolayı insanların kafalarında soru işaretleri oluşuyor ve bundan sonra her sezon şunu dinledik sevgili Serdar, sen de biliyorsun. İşte X takım şampiyon, hakemlerle şampiyon oldular. Cümlesini hep duyuyoruz zaten. Tabii ki. Ama ya burada şöyle bir durum var. Beraber adalet istemek gerekir. Yani burada ilk 10 haftada işte Galatasaray hakem hatalarından varyansın etti. İşte sayarız pozisyonları istersek şu oldu bu oldu falan. Zaten buralara indirdiğimiz için bu hale geldik. Şimdi dün akşam
bazen öyle bir algı da oluşuyor ki buna prim tanımamak lazım. Hı hı. Şimdi dün akşam Fenerbahçe maçında Ümraniye Fenerbahçe maçında. Hı. Evet, Ümraniye Fenerbahçe maçında ya şimdi verilen kararlar doğru. Değil mi? Evet. Yani ben burada bir hakem hatası görmedim. Hı hı. Ama ya da bir Galatasaray maçında da belki bir hakem hatası olmuyor ama öyle bir algı oluşturuyor ki Galatasaray lehine ya da Fenerbahçe lehine hata yapılmış gibi ya da Beşiktaş maçında da bu olabiliyor. Şimdi bunu bile ayırt edemiyoruz yalnız. Ben buradan çok muzdaribim. Ve bunu söyleyince bu sefer ya kardeşim ben ne diyorsun boyutunda senin üstüne linç geliyor. Ya ben doğruyu söylüyorum. Şimdi o pozisyonda faul var mı? Var. Var. Orada ama hakemin önünde oluyor. Pozisyonda... Şimdi, sevgili Serdar baktığın zaman hakemin önünde ya. Hakem bunu nasıl görmüyor ya? Yani yani herkesin görmüş oldu. Ben mesela izliyorum. Dedim ki faul bu dedim yani. Önünde pozisyon. Yani görmez mi bir tamam, hakem bunu? Ama tamam buraya da geçtim. Görmedi ama sonrasında algı ya da işte sezonun başında Abdülkerim'in bir kırmızı kart pozisyonu var. Alakası yok. Ha, iki şimdi, maçta iki kart gördü maça. İki kart, tabii, iki kırmızı gördü. Tabii. Ya bu çocuk haksız yere kırmızı kart gördü. Şimdi ama bir kısım medyada veya bir maalesef bazı insanlarda bunu hayır efendim bu ya aynı şeyi mi izliyoruz gerçekten de? Şimdi bunları da böyle yansıttığımız zaman aslında bu hani çok klişe olacak ama bu bir algı yönetimi. Hı hı. Hani bunu iki taraf da bunu bu şekilde yaptığı sürece biz olmayan hakem hatasını da hakem hatası gibi yorumlamaya başlıyoruz bu sefer. Yani olan hakem hatasını aynı kategoriye koyuyorsun. Bu tuhaf aslında. Evet. Sevgili Serdar merhaba, Yılmaz Dirim ben, nasılsınız? Teşekkür ediyorum Yılmaz Bey. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza. Ben çok hoş güzel buldum, dinledim. Aybin abi çok üst üste böyle soruları sorunca ben dinleme kısmına geçtim ama şimdi algı diyoruz, hata diyoruz. Özellikle kendi adına yapılan hatalarda çok güzel bir laf söylediniz. Sosyal medyanın baskısı üzerinde hisseden kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, belki de kulübün teknik direktörü kendini bu anlamda baskı altında hissediyor. Ve öyle ya da böyle bir açıklama yapmak zorunda kalıyorlar. Zaman içinde de bu futbolumuzda çok güzel bir laf daha söylediniz. Hakemin hatası olmamasına rağmen herkes o hata arıyor orada. Yani bir hatanın olduğunu inanmak istiyor. Şimdi kulüplerin yaptığı açıklamalarda bir sonraki maç ya da bir sonraki haftayı etkileyen algılı açıklamalara dönüş yapıyor. Belki kulüpler tarafından bu yapılan açıklamalar kulübü savunma adına kendi adlarına doğru olabilecek bir açıklamalar oluyor. Taraftarını mutlu eden açıklamaları ama zararı gören Türk futbolu görüyor. Biz bu algılardan nasıl kurtulacağız? Bu hakem hataları evet bugün oldu, yarın olacak, dün de oldu, yaşayacağız. Biz bunu yaşayacağız. Bu bir kere, iki kere, iki, dört. Bizim bu algılardan vazgeçmek için kulüpler algı şeklinde yönetiminden vazgeçmesi için neler yapılması lazım? Vallahi ben bu işte inanın daha önce bir üniversitede bir panele katıldığımda bu işin sorumlularını medya mensupları olarak gösterdim. Bravo. Dedim. Doğru. Sonuna neden? Kadar katılıyorum. Neden? Buyurun. Çünkü şöyle, şimdi Galatasaray'ın ya da Fenerbahçe'nin kötü oynadığı bir maçtan sonra basın toplantısına girdiğim zaman ben bu takım niye oynamıyor hoca diye sormayacağım tabii ki. Bunun bir üslubu var. Ama bunu detaylarına inerek ya hocam bugün rakibi sol açığının kanadı kevgire çevirdiğini gördük. Bununla ilgili hiçbir önlem almadınız. Neden diye sorduğumuz zaman o hocaların dersine daha çok çalıştığını ve Türk futbolunun kalkınması için daha çok çabaladığına tanıklık edeceğiz. Ama biz daha basın toplantısının ilk sorusunda hakemi nasıl buldunuz? Evet. Sorusunu sorduğumuz müddetçe hocalar ya güzel ben burada bugün bu toplantısında idare ederim. 5-6 hafta daha bu koltuğu garanti altına alırım. Diye devam edecek. Ya şimdi bugün sadece Fenerbahçe'nin oyun olarak kötü olduğunu düşünerek şunu sormak isterdim mesela bir basın toplantısında olsaydı. Yani neden hocam ısrarla Aroğlu'nun stoperler arasına girmesini istiyorsunuz? Veya bugün Arda Güler gerçekten de İrfan Can'ın oynadığı o oyunu, bu kötü oyunu Arda Güler de oynayamaz mıydı? Bu kadar hazır olmayan Arda Güler oynayamaz mıydı sorusunu sormak isterdim. Ama biz
Bunun yerine Fenerbahçe Galatasaray rekabetinde harika bir zaten bir prim var. Buradan da hocaya da bu şekilde bu minvalde sorular, yöneticilere de bu minvalde sorular. Bu olduğu sürece bizim mesafe kat etmemiz imkansız. Yani zeminin hazırlanmasında ön ayak olan isimlerden bahsediyoruz o zaman. Tabii ki, tabii ki. Yani biz burada basın mensupları olarak doğru soruyu sormadığımız sürece doğru cevapları bulamayacağız. Yani bir de biz yani kamuoyunu da medya mensuplarının yönettiğini bilmemiz lazım. Biz bu kamuoyunu biz oluşturuyoruz. Ya bir spor programında 3 saatlik bir spor programının %80'inde hakem konuşulamaz. Ya tamam, hakem hata yaptı. Hakem hata yaptı da iki takımdan da örnek vereyim. Maalesef bunu yapmak zorundayız. Çünkü bu sefer ondan verdim bundan vermeden olmuyor. Galatasaray sezonun başında 9 maçta 7 maçta 9 gol atmış. Niye sorusu. Ya da dünkü Ümraniye Fenerbahçe'nin Valencia mükemmel geçti 3 tane adamı. Niye yanındakine basiti yapmıyorsun? Evet. Niye bu oyuncu bunu yapmıyor? Şimdi bu müthiş bir hata bence. Olağanüstü bir hata. Biz bunun üstüne gitmiyoruz. Hakem hata yapacak. Bu eskiden de yapıyorlardı. Yine yapmaya devam edecekler. Ha, acaba vardı, şeyden mi çekildi Serdar orada? Valencia, Batshuayi de acaba bir offside'de olma pozisyondan olabilir mi? Ondan dolayı vermemiş olabilir. Bir de şunu sorayım. Aslında o statta da maçın oynatılmaması gerekiyor. Niye? Çünkü offside kameralarını o statta koyamıyorsun maalesef. Ve o zaman kameraların açıları dün akşamki kamera açılarını gördün değil mi sevgili Serdar? Yani pozisyonları gördün değil mi? Çok rahatsız ediciydi. Aynen. Yani, çünkü o statta koyamıyorsun. Çok kötü. Çok kötü. Ya işte Batshuayi niye bir adım geri almıyorsun? Niye stoplamıyorsun? Ama çok doğru. Eğer VAR kullanılıyorsa, benim o VAR'a bir kere ikna olmuyorsam, yani herhangi bir maç için söylüyorum bu arada, herhangi bir stadyum için, Ümraniye özelinde dün bir hata yapıldığını açıkça düşünmüyorum. Çok genel anlamda şey söylüyorsun. Yoksa. Genel anlamda. Ama tabii yani bu stadyumlarda ya da Sivas'ın geçen hafta bir maç oynandı. Yani o stadyumda ya da işte Alanya'da ya başka sahalarda ya inanılmaz bir şekilde futbola ihanet etmeye devam ediyoruz aslında. Yani futbolumuzda bugün baktığımızda statlar evet yavaş yavaş düzeliyor ama dün akşam Ümraniye Spor Fenerbahçe maçında eğer varlık ciddi anlamda varlık bir pozisyon olsaydı çözemeyeceklerdi. Bravo. Çözülemeyecekti. Bravo. Çünkü. Ve biz de diyecektik ki bu işin içinde bir iş var. Evet. Yine altında bir şey arayacaktık. Tabii 100 yıllık camiaları ya da 20 yıllık ya da 50 yıllık camiaları zan altında bırakacak. Ama bilinmesi gereken şu var. O statta oralara kamera koyamıyorsunuz. Yok, yer yok çünkü. Yer yok. Yani o statta normalde maçın oynatılmaması lazım sevgili Serdar. Açık söyleyeyim. Yani benim kendi... dikkat et. Açılara baktığın zaman offset çizgilerine dikkat ediyorsun değil mi? Yani hiç biz düz göremedik. Ya, önden falan gördük. Öyle bir çiziyorlar ki. Yani şey anlamında yukarılarda kamera koyamıyorsun çünkü yer yok sevgili Serdar Kelleci. Ondan dolayı farklı açılara koyduklarından dolayı biz net olarak göremedik bazı pozisyonların ne olduğunu. Aygün abi stat bizim özellikle yurt dışına kamplara gittiğimizde küçük böyle butik statlar olurdu. Onu Jesus söyledi. Ondan sonra biliyorsun sosyal medyada yerden yere vurdular. Senin ülkende ne statlar var diye. Butik statlar. Böyle hazırlık maçları daha çok yapılacağını böyle takımların antrenmanları yapacağı statlar tarzında bir stattı. Evet zemin olarak. Zemin ama orada en önemli şey var. Zemin evet iyi bir zeminde ancak sevgili, stat olarak konum olarak o özellikle kamera açılarının kötüydü yerler yoktu. Sevgili Serdar Kelleci çok az seni bekletebilir miyiz? Bir reklam aramız var çünkü mümkün mü bilmiyorum. Sizi çok az bekletebilir miyiz? Çok az bir ara verelim, aradan sonra sevgili Serdar Kelleci ile sohbetimiz devam edecek. Aygün Özipek ve Yılmaz Dirim'le Muhabir Masası devam ediyor. Evet, spor yorumcusu ve spor yazarı sevgili Serdar Kelleci. Serdar, şunu sana sormak istiyorum. Dünya Kupası öncesi oynayan bir Fenerbahçe ile Katar sonrası bir Fenerbahçe arasında dağlar kadar bir fark oluştu. Ya bunun sebebi sence ne? Ya ben dağlar kadar olduğuna inanmıyorum. Ama görüntü öyle yani. Tepe diyelim ona Aygün abi. Ne diyelim? Daha biraz yüksek oldu ya. Tepeler yani kadar. Şöyle gerçekten bunu bir ara kendimden şüphe etmeye başlamıştım. Niye? Özellikle Fenerbahçe spor alırken bu oyunda defolar olduğunu ısrarla belirtmeye çalıştım. Hep. O dönem mi? İnanın o dönem. Hatta geçen Takvim Gazetesi müdürüyle beraber de bir programdaydım. Onur Özkan'la bizim. Ben inanmıyordum o dönem. Evet, Onur Özkan'la o da hatırlattı. Vallahi ben dedi şaşırıyordum bu yorumları yaparken sen dedi. Ama
Bu oyunda ben özellikle Aro'nun çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Belki göze hoş gelen pasları veya oyunu çevirmesi vesaire ama Fenerbahçe stoperlerini çok arkaya yaslıyor Aro. Yani Fenerbahçe'nin takım boyu uzadığı sürece çıkışını engelliyor diyorsun. Mu? Kesinlikle. Çünkü bunu Emre Belezoğlu Hoca ile geçen ay bir yerde bir sohbet etme fırsatım oldu. Geldiğiniz gibi Luis Gustavo'yu takımdan kesmiştiniz. Bunun sorunun cevabını bilmeme rağmen yani öyle bir isimden teyit etme ihtiyacı duydum. Benzer şeyler söylemişti. Aro ile ben Luis Gustavo'nun benzer özellikle iki oyuncu olduğunu düşünüyorum. Takım arkaya yaslıyor. Formsuz bu da Crespo'nun önle olan bağlantısını. Buyurun buyurun. Yani formsuz Crespo'nun da şu dönemlerde ya da şu birkaç maçtır ileriye gideceğini, şimdi Crespo'yu biz farklı gözle, farklı bir şekilde Fenerbahçe'nin en çok çalışanı, en çok yorulan ismi diye görmeye başlamıştık. Dünya Kupası'nın, aslında Aygün abinin sormak istediği sorulardan biri de bunun, sorunun içinde bu da yatıyor. Crespo'nun düşüşüyle birlikte Aroa'nın da yalnız kalmasından dolayı birazcık bu ortam sanki Fenerbahçe'de orta sahada bunlar yaşanıyor gibi gözüküyor. Ya da Kimmiji biraz daha ileriye çıkıyordu. Onun yokluğundan dolayı olabilir mi? Geriye yaslanma. Aslında şimdi bir avantajı var Fenerbahçe'nin ama kısmen gidecek. Yani dün Samet'le ilgili eleştiriler de okudum bugün sosyal medyada. Goldeki şeydeki yani dolayı. Yani Samet Zalai'nin kademesine giriyor. Kusura bakmayın da sol stoper değil. Samet sağ stoper. Bolcu'yu geldiği gibi böyle itibarsızlaştırma çabası bana tuhaf geldi. Hani ne Zalai itibarsızlaştırırsın ne bir başka topçu ya da ne Samet'e kaydın ama orada çocuk sol stoperin kademesine giriyor. Doğru. Dolayısıyla yerini kaybedip geliyor. Hani bu yorumları yaparken bazen çok acımasız buluyor insanlar ve maalesef insanları da böyle yönlendirmek bence doğru değil. Ya burada handikap bence şu. Jesus'un kafasında kenar oyuncuları yani bekler özellikle içte konumlanmalı. Ama bekler içeride konumlanmadığı zaman Crespo yalnız kalıyor ve çok eforlu bir oyun oynuyor. Evet. Ve Aro da stoperlerin arasına girdiği zaman orta sahada sayısal üstünlük Fenerbahçe'nin eline geçmiyor. Mia'yı tercih eder misin hocam orada? Serdar hocam, Mia'yı tercih eder misin? Mia Zayce'ı. Mia'yı. Crespo Mia. Zayce gibi Zayce gibi bir oyuncunun yedek kaldığına inanamıyorum şu Fenerbahçe'de. Çünkü ben ligde bu kadar pas opsiyonu, ben canlı çok izledim Zayce'ı. Yani bu kadar pas opsiyonu olabilen bir adam hani bunu sadece enerjiyle değil zekasıyla da yapıyor. Yani zeka artı enerji bu adam. Ama Fenerbahçe yani böyle devam ederse ben hiç umutlu konuşamıyorum Fenerbahçe için. Şimdi Aygün Aro olduğu sürece mümkün gözükmüyor bende yani. Yani bu Aro kötü oyuncu diye değil. Aro'dan da vazgeçmiyor ama. Ya işte bu ben hayatta şundan tabii ki bir inandığımız doğrultuda gidelim hayatta ama inandığın doğrultuda gitmekle inatçılık arasında çok büyük bir fark var. Ben Arda Güler konusunda ve Aro konusunda Jesus'un inatçılık yaptığını düşünüyorum. Aynen ama öyle. Bu Fenerbahçe'ye pahalıya mal olacak çünkü şampiyonluk o kadar değerli bir şey ki. Hocam bununla ilgili söyleyeyim, hemen topu sana açacağım. Bununla ilgili bak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi inatçılık dediniz de şunu sormak istiyorum. Acaba Sayın Başkan Arda Güler'e oynaması yönünde Jesus'a baskı yaptığından dolayı biraz Jesus'un performansı da düşmüş olabilir mi? Çünkü hocanın surat ifadesi de biraz mutsuz gibi gözüküyor. Sanki müdahale varmış gibi bir görüntü var. Olabilir mi? Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Abi vallahi çok böyle hep ortadan konuşan bir adamım. Yani ne olur kusura bakmasın Türkçe lisan edersem ama şunu söylemem lazım. Ya biz 1-2 sene sonra Arda, benim nazarımda bu hepimizin futbol görüşü ayrıdır, Real Madrid seviyesinde oynadığı zaman, Manchester seviyelerinde oynadığı zaman 2022-2023 sezonunda böyle göstereceğiz. Ya Jesus diye bir hoca vardı, bu adam Arda'yı oynatmadı diye söyleyeceğiz bunu. Dolayısıyla Sayın Başkan böyle bir ricada bulunduysa ben ricada bulunacağını düşünüyorum. Çünkü delegasyon yönünde aynen. Eğer ki bugüne kadar gelen tüm teknik adamlar istediği transferi yaptılar Ali Koç. Ben eleştiririm Ali Koç'u. Şöyle hatası var, böyle hatası var ama işin delegasyon yönünde
ben çok karışan bir başkan olduğunu dışarıdan bir gözle düşünmüyorum. Yok yok. Yani öyle tahmin ettim yani. Ricada, yani biri, yani Fenerbahçe'de de sadece tek aklı olan bir kulüp değildir Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin çok ciddi değerleri var ve Sayın Başkan da bir futbol adamı olduğuna göre Fenerbahçe'ye gönül veren nice futbol akılları Sayın Başkan'a bizlerin derdi gibi aynı şekilde ya Sayın Başkan Arda, hani benim şu kıt futbol bilgimle bir dünya Fenerbahçe gönüllüsü futbol adamı var Türkiye'de. Bunlar futbol adamı. Dolayısıyla benim şu kıt futbol bilgimle Arda Güler'i gördüğüm gözü onlar belki birinci saniyede görmüş ve Sayın Başkan bu oyuncu oynamalı artık demiş midir, demiştir. Sayın Ali Koç futbol muhabbeti hepimizden daha çok yapıyor. Evet. Dolayısıyla Ekim. Kendinin de bir gözü var. Ya böyle bir ricada da ben bunun ricada değil düşündüğünü düşünüyorum. Yani bunun Sayın Başkan'ın düşünmesi kadar doğal bir şey yok. Bir toplantı esnasında da sadece şu soruyu sormuş olabilir Sayın Ali Koç. Ya biz bu Arda Güler'le ilgili fazla mı beklenti içerisine giriyoruz hocam? Bizim gördüğümüzde senin gördüğün bir değil demek ki. Sözleşmesinde de herhangi bir madde yokmuş. Hani bir ara piyasası dolanıyor. Yok şu kadar maç oynarsa bundan da öyle bir şey de yokmuş. Şu 1500 dakika var hocam var kısım herhalde onu var hocam diyoruz. Var. Ya onu da resmi olarak şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. 17 yaş ya. Ama şimdi 18'e başlıyor hocam. O haberi ben yaptım hocam. Profesine. Onu söyleyeyim. Öyle mi? Evet. Pardon. Benimki yorumdu, bilgi değil. Yorumdu. Hemen kıvırıyorum bak. Yok yok bilmiyorum. Hayır. Olabilir tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. O haberi ilk ben yaptım Türkiye'de. Yalanlanmadı haber. Bugüne kadar hiç yalanlanmadı. Ama zaten şimdi 17 yaş bitti biliyorsunuz, 18 yeni bir sözleşme yapılacak. Evet, Arda ile profesyonel sözleşme yapılacak. Orada dediğiniz gibi o madde olmayacak, bilginiz olsun hocam. Orada yani sizin dediğiniz kısma geldik Serdar hocam. Serdar Bey. Valla inşallah sebep budur. Bak nasıl ya, ben oradan da çevirerek kurtardım fark etti mi bilmiyorum ama. Ya derdim ne biliyor musunuz? Ya ben şu canlı gözlerle Arda'yı ne kadar izlersem o kadar zenginim demek. Çünkü ben bunu izlemek için yarın bir İspanya ya da İngiltere'ye gitmek zorundayım. Maalesef. Derdim bu. Doğru. Şimdi bu Arda... Bu çocuğun kalıp kalacağı bir sene. Arda konusunda Fenerbahçe yönetiminin bence Jesus'tan bir muhakkak talebi olması lazım. Hani olmamışsa da olması lazım. Sayın Ali Koç'un böyle bir futbolcu, yani sizin de dediğiniz gibi izlerken görüyorsunuz zaten bu takıma katkısının çok fazla olacağını, herkes tarafından çözülüyor bu iş. Bence tabii, burada Arda ile ilgili bunları söylüyoruz ya, ben işkence çekiyorum konuştuğum evet, zaman. Evet, Ali Koç'un yani. Eğer müdahale etmediyse de müdahale etmesi kesinlikle gerekiyor diyorum. Bunu yani çok canı gönülden söylüyorum. Arda'yı izlememiz lazım. Bir de ekleme yapayım. Buyurun. Bir de ekleme yapayım. Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir sol bek var. Osterwald mı? Onu mu diyorsunuz? Osterwald. Ben dün gece izledim oyuncuyu. Nasıl? Bayağı iyi. Onu hoca birkaç özellikle çok istiyor. Sosyal medyada birkaç yorum okudum. Böyle çok izlenmemiş anladığım kadarıyla. Ya da yok. Ben yanlış izlemişim diyeyim. Bilmiyorum hangisi olacak ama alırsa Fenerbahçe. 10 milyon euro ama. 21 yaş altına takıldığı için 10 milyon euro. Zaten yabancı kontenjanın o boşaltıyla 10 milyon euro istiyorlar ama kolay değil. Evet. Yani şu an Fenerbahçe'nin çıkmış olduğu rakamlar 6-6.5'lar. 6'ya bitmiş diye duydum. Bu duyum. İnşallah doğrudur duyumunuz. Valla bilmiyorum. 6'ya bitmiş diye. Hoca çok istiyor Serdar. Hoca çok istiyor. Samet'i de hoca çok istedi. Aldılar. Onu da çok istiyor. Evet. Roma'yı da çok istedi hoca, aldık. Ama sezon başı işte, orada bir hata yaptığını da kabul ediyor zaten. Ama ben sanki bu yönetim transferi gibi geldi bana. Bu oyuncu. Bu sol bek Osterwald. İleriye dönük herhalde. İleriye dönük yapılan bir transfer. Evet. Ve akılcı bir transfer. Ben bazen bazı transferlere çok derim ama buna çok demem. 6 iyi bir ücret bunun için. İyi bir rakam. Yani ben gördüğüm kadarıyla fitliğine rağmen sprint kabiliyeti, pozisyon alması, içte konumlanması falan, yani bayağı modern bir oyuncu bu. Yani şunu da ne olur kimse söylemesin. Ya kardeşim sizlerle ikinci liginde görmüyorlar, siz mi görüyorsunuz falan demeyin. Marka Hekim Mince'yi benim ülkem görüyorsa kusura bakmayın, oradaki adamların da futbol aklından o zaman biraz görmeleri çok normal diyorsun. Peki. Sevgili Serdar. Olabilir abi. Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür. Evet, attığımızda Aspor yorumcusu Serdar Kelleci vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yarış arası. Aygün Özipek ve Yılmaz Dirim'le muhabir masası devam ediyor.
Evet, muhabir masası tüm hızıyla devam ediyor. Yılmaz Dirim'le beraberiz. Tabii sevgili Serdar Kelleci'yle her konuyu konuştuk. Aslında bakalım şu ana kadar Galatasaray Spor Kulübü'nden herhangi bir açıklama gelmedi. Hem, ben bekliyorum zaten. Erol Bilecik hem Selahattin Baki'nin toplantısı vardı biliyorsun. Fenerbahçe TV'deki açıklamaları vardı. Arkasından da biliyorsun Sayın Ali Koç'un açıklamaları vardı. Henüz Galatasaray tarafından yapılan bir açıklama yok. İstersen şöyle bir şu hakemat, hep hakemleri konuşuyoruz ama hakemleri konuştuğum zaman benim çok sevdiğim bir isim var. FIFA eski hakemi, spor yorumcusu Deniz Ateş Bitler. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Hocamızla dün akşam da birlikteyiz. Öyle mi? Evet. Birlikte izlerken dışarıda mı, radyoda mı? Yok, radyoda. Hocam dün akşamdan başlayalım isterseniz. Tabii. %99.9 hakemler yani hataların olmadığını söyledi. Bunlardan birisisiniz. Zaten bir tanesi de onlar evet dediği zaman o hayır diyor. Onlar hayır dediği zaman o evet diyor. O da kim olduğunu söylemek istemiyorum sandınız. Pozisyonlarla ilgili neler söylersiniz dün akşamla ilgili? Oradan başlayalım. Ümraniye Fenerbahçe maçı hocam. Buyurun. Yani şimdi maçı özelinde baktığımız zaman maçın aslında zevkli geçtiğini, pozisyonların bol olduğunu, birçok gol pozisyonunun yaşandığını, maçın çok az durduğunu, işte böyle zevkli maçlara ihtiyaç olduğunu ve seyir zevkinin yüksek olduğunu konuşmamız gereken bir maçken olmayacak şekilde hakem konuşuldu. Yani maçın ilk yarısında olan pozisyonlar, kaçan pozisyonlar, zevkli olması, ikinci yarıda oyunun bir o tarafa bir o tarafa dönmesi, işte tadın daha önce eleştirilmesine rağmen gayet İngiltere vari bir izleyiciye sahip olması, yani deminin mükemmelliği, bunların konuşulması gerekiyordu dün. Ama biz yine tabii her zaman olduğu gibi kaos seviyoruz. Herkes hakemi konuşmayı tercih etti. Bir kere benim Türkiye Ligi'nde sayabileceğim 7-8 tane hakem var beğendiğim ve takdir ettiğim. Bunlardan bir tanesinde Abdülkadir Bitigen'dir. Abdülkadir Bitigen'in bu sezon en formda hakemler olduğunu ve bir derbi yönetmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Haftalarca bununla ilgili de kendi sosyal medyamda paylaşımları yaptım ama tabii Merkez Hakem Kurulu değerlendirmedi. Hep Halil Umut Meler'e sarıldılar. Çünkü kamuoyu Halil Umut Meler konusunda Merkez Hakem Kurulu'na bir şekilde üstü kapalı baskı yapmış oluyor. Onlar için de kolayı seçmek daha iyi oluyor. İki hafta sonra galiba Galatasaray Trabzonspor maçı var. Herhalde büyük ihtimal Halil Umut Meler gene hakem olacak gibi gözüküyor. Yani olma ihtimali yüksek var tabii ki. Yapay zeka onu seçecek. Evet, yani şöyle, bu hafta mesela Halil Umut Meler'in ben bir daha maçında olmasını beklerim. Eğer arkasında durmak istiyorlarsa, destek vermek istiyorlarsa ki gayet başarılı bir maç yönetti bence. Maç içerisinde tabii ki tartışılan pozisyonlar oluyor. Hakem bir robot değil. Sarı kart hatası olabiliyor, faul hatası olabiliyor ama bizim için önemli olan maçın sonucuna etki edebilecek kritik pozisyonlarda ne karar verdi? Doğruyu buldu mu, bulmadı mı? Şimdi iki tane tartışmalı, çok tartışmalı pozisyon var. Bir tanesi Fenerbahçe'nin attığı ikinci gol öncesinde faul var mı? Offside var mı? Son kaleye kendi Batu Şahin'in hareketini diyorsunuz değil mi hocam? Batu Şahin'in. Ama orada demin siz mesela dediniz ya, yani benim çok beğendiğim bir hakem dediniz. Ama önündeki pozisyonu onu görmedi hocam. Yani şimdi onu da açıklayayım. Onu da açıklayayım. Çok yakındaydı. Yani, çok yakındaydı. Hakem robot değil derken. Onu mu demek istediniz hocam? Buyurun hocam. Tabii buyurun. Şimdi, buyurun. Ben bir önceki pozisyonu söylüyorum. Fenerbahçe'nin attığı ikinci gole geldim önce. Tamam. Orta alanda Samet'in işte rakibiyle girmiş olduğu bir ikili mücadele var ve bu ikili mücadele gayet doğal. Futbol oyun kuralları içerisinde herhangi bir ihlal gerektirmeyen bir müdahaleyle topu alıyor Samet. Yani topa teması var ve net topu alıyor. Devamında bir offside tartışması var mı yok mu? Zaten çizgi de çekildi. Sol kanattan giden oyuncu Batu Şahin'di yanılmıyorsam. Doğru, çünkü doğru. En son kale ceza sahası içerisinde Valencia vardı. Valencia'ya gitmemesi için oyuncu bir hamlede bulundu ve kendi kalesine gol attı. Şimdi Valencia'nın bu oyuncuyla bir top için mücadelesi yok. Valencia'nın topa müdahale etme durumu yok ve rakibi etkilemiyor. Rakibin kötü bir vuruşta kendi kalesine attığı gol var. Burada bütün tartışmalar aslında yardımcı hakemin bir gereksiz müdahalesi, bir offside bayrağından kaynaklı oldu. Hocam araya gireyim mi? Çok özür dilerim. Aynı hataları birkaç kez daha yaptığı konuşuldu. Hatta offside bilmiyor mu diye de bazı yorumcular da yorum yaptılar. Katılıyor aslında musunuz? Aslında yeni yardımcı hakemlerden bir tanesi yanılmıyorsam. Çünkü çok fazla kendisini görmedim ben. Bu kadar bariz hatalar yapan bir yardımcı hakemin bu kadar üst düzey bir maçta görev alması da tartışmalı. Yani tartışılır. Hakemi de zor durumda bırakıyor. Şimdi orada var hakemlerini de zor durumda bırakıyor. Orada zaten var hakemleri bir offside tartışması var mı yok mu inceleme yapacaklar. Faul'i inceleme yapacaklar. Faul'i devam ettirdi hakem. Var da aynı şekilde katıldı. Bence de faul yok. Topa net bir temas var ve offside de yok. Şimdi bu pozisyonu kenara koyduk. Fenerbahçe'nin attığı gol Nizami herhangi bir sıkıntı yok.
Bu arada ben hani Twitter'dan zaten takip ediyorsunuzdur. Evet. Ben maçı izlediğim anda pozisyona... Siz hemen tweet attınız hocam, izledim ben. Offside'da, offside'da yok. Benim baktığım, yok, benim, yok benim baktığım bir iki yorum, yani hakem anlamında şeye, görüşlerine değer verdiğim bir iki kişiden birisisiniz. Ben hemen baktım. Siz pozisyonları tek tek hatta arka arkaya da daha sonra yazdınız hocam. Tabii ki. Şimdi ondan sonra son saniye, şimdi... son dakika diyeyim, bir pozisyon alıyor, pozisyon tekrarını gösterdiğinde zaten Batshuayi'nin net yakasından tutuyor oyuncu, net. Yani bu çekme tartışmasız herkes tarafından faul olarak değerlendirilir. Tabii ki hakem görse bunu, hakem de faul olarak değerlendirir, ama hakemin yakın olması pozisyona şöyle bir sonuç doğuruyor. Şimdi hakemlik yapmamış olanlar bilemez. Biz hakemken maç konuşmalarında yardımcılara mutlaka şunu söyleriz: bakın, bir pozisyon olduğunda ben yakınsam zaten ayaklardan ihlal var mı, ben ona bakarım. Yukarıya siz bakın derim ben. Açısı en uygun olan kimse. Bunu defalarca söylediğim için yine imtina etmiyorum söylemekten. Benim Galatasaray-Trabzonspor maçında mesela Sabri'nin Marin'i ittiği bir pozisyon var. Ben bununla ilgili ayaklara baktığım için o pozisyonu kaçırdım. Siyah beyaz olabilecek tek hata da o maçta odur. Bunu da artı parantez belirteyim. Yukarıdan itmeyi göremememin sebebi de ayaklara bakıyor olmam. Doğru. Ve bununla ilgili bir oyuncu böyle düşmez. İtme var mı diye sorduğumda gerekli cevabı alamamıştım. Şimdi bu parantezi kapatalım. Keşke o zaman buradaki... var olsaymış değil mi hocam? Evet, kesinlikle. Zaten benim bu sorduğum soruya kesinlikle var müdahale ederdi o zaman. Aynen. Pozisyonu izlettirirdi. Şimdi burada da benzer bir durumla Abdülkadir karşılaşmıştır. Benim tahminim bu, çünkü o çekmeyi görmemesi, sadece bu şekilde görmemesi. Ayaklara baktığından kanaatlanıyorsunuz. Ayaklardan ihlal var mı diye bakıyordur. Kaçırma sebebi budur. Gerekli yardımı alamamıştır, ama avantajı varın olması. Yani orada var mesela, ne gördün dedi, herhangi bir ihlal görmedim ayaklardan demişse gibi, ayaklara bakıyordum herhangi bir ihlal görmedim dediyse zaten var bunu uyarmak zorunda, çekmeyi çağırmak zorunda. Çekme ve itmelerde var müdahale edemiyor diye bir hurafe var ya, öyle bir maalesef şey yok. Maalesef onlar da oluşuyor. Hakem burada çekme vardı ama yeterli görmedim, bence devam deseydi var yine müdahale edemezdi mesela. Evet, doğru. Anladınız mı? Yani çünkü doğru. Hakem yorumu gerektirecek bir durum olarak yorumlanacaktı o zaman. Dolayısıyla hakem bunu bu yüzden kaçırmıştır. Ve izlediğinde zaten net bir çekme, Batshuayi'yi bozan bir çekme olduğunu görüyor ve iptal ediliyor. Yani tartışmalı iki karar var. Hakem ekibi olarak bu tartışmalı iki kararın altından gayet olumlu çıktılar. Hakem ekibi açısından söylüyorum yine. Bence başarılı da bir hakem. Yine söylüyorum. Derbiyi hak eden bir hakem, derbileri hak eden bir hakem Abdülkadir. İnşallah yakında iyi bir derbide, zevkli seyir, zevki yüksek bir derbide de göreceğiz kendisini. Benim dedim ya, hani takdir ettiğim birkaç hakem var. Bunlardan bir tanesi zaten Halil Umut Meler. Sonra Abdülkadir Bitigen, Kadir Sağlam, Zorbay Küçük. Yani bu hakemlerin hakemlik tekniği açısından Türk futboluna seyir zevki katması açısından gayet başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Top oyunda tutan hakemler bunlar. Hocam, Batshuayi'nin dışında ve offside'ın dışında gözünüze çarpan yanlış bir, ciddi anlamda bir karar oldu mu dün akşamki maçta? Ya bu ayak basmalar, verilmeyen kartlar anlamında evet, değil mi? Çünkü, evet. Yani ya şöyle, kaçırabileceği durumlar var diyorum ya, sarı kartlar artık tartışmıyorum çok fazla. Çünkü bizim dediğim gibi siyah beyaz maçın sonucunu etkileyecek kandal kararlar olmasın. Bizim amacımız o. Hakemler kaçırabiliyor sarı kartları. Ayağa basmayı kaçırabiliyor ki oluyor. İşte Umut Bader Atak'ta değerlendirme yapamıyor ya da taktik olarak böyle bir maç içerisinde taktik belirleyebiliyor hakemler sarı kart kullanmama konusunda. Ama genel anlamda bence başarılı bir maç yönetti. Yani çok eleştireceğim bir konu yok. Sadece kredensiz yardımcı hakemin o offside ile ilgili bence hani gereken konuşmayı yapsaydı ya, hakemiyle bayrak kaldırmasaydı daha olumlu bir sonuca ulaşırlardı o pozisyonda. Hocam, ben iki tane daha soru soracağım. Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Büyükekşi'nin bugün yaptığı bir açıklama var. Birinci sorum, hakemlerimize 4 ayda 200 saat bir VAR eğitimi vereceğiz dediler. Şu anda hakemlerimiz VAR eğitimini tam olarak almamış mı, o anlamına geliyor bu söylediği başkanın? Yani VAR protokolünde de değişen güncellemeler oluyor. Dünya Kupası'nda mesela VAR protokolü biraz daha farklı uygulanıyor. Buradaki örneklemelerle belki VAR protokolünü esnetecek olabilirler. Daha fazla müdahale etmelerini isteyecek olabilirler. Yani bunlarla ilgili bir eğitim olabilir. Yani detaylandırabilirler. Sadece şeye, protokole bağlı kalmak zaman zaman sıkıntı yaratıyor. Standardına kaçmasına sebebiyet veriyor. Bunlarla ilgili bir eğitim verecek olabilirler. Zaten bu eğitimi şimdiye kadar vermemeleri ya da sık sık vermemeleri büyük hata. Hakemlerin güncel kalması gerekiyor.
Hocam ikinci sorum. 20 Ocak'ta yeni talimat devreye girdi. Hakemler hakkında konuşan yönetici oyuncu ceza alacak denildi ama şu ana kadar henüz bu konuda ciddi anlamda bir açıklama görmedik. Ya ceza alan da yok zaten yani. Ben bakıyorum etrafını çeviriyorlar. Hani bu senin dediğin soru şuydu yani ikinci yarıdan itibaren federasyon başkanı bunu açıklama yaptı. Bu nasıl yansır hocam? Eğer bu açıklamalar hakemler açısından açıklamaların yapılamamasına neden olabilecek nasıl bir ceza sistemi olması lazım mesela? Yani bunlar önce para cezası oluyor. Sonra hak mağrumiyeti oluyor. Tabii ki böyle gidiyor. Sonra çok ağırlaştırılmış cezalar uygulamıyor mu İngiltere'deki gibi? İngiltere'deki kültür tabii ki bizden biraz daha farklı. O kadar uygulayabilir miyiz onu bilmiyorum. Ama insanlar orada tabii hakeme biraz da hata yapabilecek insan gözüyle bakıyorlar. Biz kaos seviyoruz, hakem seviyoruz. Hakem her şeyi bilerek yapıyor, her şeyi isteyerek yapıyor, her şeyi aleyhine yapıyor gibi yorumlamak işimize geliyor. Benim için demiyorum tabii. Genel kamuoyu takdiri böyle. Dolayısıyla tabii ki ben de isterim hakem konuşulmasın. Hakemi konuşanlara ceza verilsin. Hatta bu açıklamanın yapıldığı hafta ben yine bir tweet atmıştım. Hakemin etrafını saran futbolculara da sarı kart çıkacak. Görüntülerden izlenip maçta. O federasyon başkanı zaten bununla ilgili açıklama yapmıştı hocam. Zaten onunla ilgili tweet attım. Evet. Hadi, kaç tanesi ceza alacak? Merakla bekliyorum. Aksi halde federasyon başkanının açıklamaları olacak yani. Tümenantı olacak dergisine bir tweet atmıştım o zaman. Hiç de göremedik. Ne hakemle ilgili açıklamalar yapanlar ceza aldı ne hakemin etrafını saran futbolcuların sarı kart gördüğünü gördük. Şundan olabilir mi hocam? Şundan olabilir mi? Federasyon da maalesef görüyor hakemler çok hata yaptığı için. Ondan dolayı ceza veremiyor olabilir mi? Zaten yani bu, mali yük altında olan kulüpler daha çok zarar görmesin diye herhalde. Yani bunun altını doldurabilecek bir talimat yayınlamadılar önce. Aslında buradan geliyor. Yani önce bir talimatı düzenlemeleri gerekiyor. Önce işte hangi açıklamalara hangi cezalar verilecek? Bunların bir kanunen, yani normalde biz hukuk devletiyiz. Aynı zamanda kurumlar da buna göre yönetiliyor. Hı hı. Önce bunun bir altı doldurulacak ki kim ne ceza alacak herkes bilecek. Bunun standardı olacak ona göre. Yani biz evet sarı kart verdireceğiz. Olmazsa yaktık çırasını. Ama ortada bir şey yok. Yani ceza yok. Nasıl olacak bu iş? O yüzden önce bir altını dolduracaklar. Onu da böyle hani sezonun yarısındayken ilk yarısında uygulanmadı, ikinci yarısında uygulayacağız diye de bir şey yapamazlar. Hani ama öyle dedi ama. Yani ilk yarıda uygulayamadı, ikinci yarıda bunu uygulayacağız dedi. Dünya Kupası'nın arasıyla. Öyle bir şey de yok yani. Öyle bir şey de yok. Hani dere geçerken at değiştirilmez diye bir söz var. Kuralı koydum. Oyun oynanırken kurallar yani. Değişmez. Doğru söylüyorsun. Değişmemeli yani. Hocam şimdi evet. Olumsuz açıklamalar yapanların muhakkak bir ceza sistemi olması gerekir. Ama Sayın Büyükekşi'nin ki bunu çok iyi hatırlıyorum, hakemler hakkında da olumlu konuşanlar da ceza alacak dedi. Şimdi biz bir hakemi övdüğümüz zaman bunun bir ceza mı yaptırma olacak ya da çözemedim bu işi hocam. O yüzden size sormak istiyorum. Olumlu ya da olumsuz. Evet, olumsuzu anladım. Hakemleri olumsuz konuşmak bir cezaya karşılığı olabilir. Yönetiminde böyle bir kararını almasına neden denilmez. Ama olumlu konuşulduğu zaman nasıl bir ceza verecekler? Yani aynı dediğime geliyor. Bunun hukuken talimatlarla açıkça belirtmediği sürece hiçbir şey yapamayacakları aşikar ve kesin. Sadece o gün gündem oluşturmak adına açıklama yapılmış. Yapılmış açıklamalar bunlar. O hakem hakkında konuşanların ceza almadığı sürece herkes hakem hakkında konuşmaya devam edecek. Ya da bir ceza alan başka bir konuştuğunda, farklı bir ceza aldığında, adaletsiz davranıldığı hissettiğinde bütün kulüpler yine ses yükseltmeye başlayacak. Dolayısıyla bunun uygulanması zaten zor. Ama o anda o günün şartlarında gündem değiştirmek, gündem oluşturmak için yapılan bir açıklamaydı. Yabancı hakem getireceklerdi. Değişim programı uygulanacaktı. Ama bulamadılar ki hocam. İşte var hakemleri getiremiyoruz diye bir açıklama yaptılar. Onunla ilgili şöyle bir çalışma olacaktır. Ben yine söyleyeyim sizin nezdinizde. Yani bu kadar tartışmaların altından kalkamayacaklar. Yani mutlaka çok zor bir maça
önce bizim Halil Umut Meler'i yurt dışında bir maça gönderecekler ve değişim programı altında Türkiye'ye gelecek. Yani bunu muhtemelen ikinci devre göreceğiz. Çünkü bunun o zaman ilk şey geliyor hocam. Galatasaray Trabzonspor maçı var galiba. Öyle hatırlıyorum değil mi? En yakın maçlardan bir tanesi o. Benim beklentim yine 37. haftaya lig kopmayacak ve Galatasaray Fenerbahçe. O maç için yabancı bir hakem çalışması yaparlar ki olabilir. O zaman arkadaşlar zaten tamamen bütün dediklerim tek tek yapılmış olur. Halil Umut Meler yurt dışında yönetir. Allah başka gelecek bir hakem yabancı hakeme de sabır versin diyelim. Onlar tek maç için geldiği için çok eleştiri konusu olmayacak. Ertesi gün döneceği için hiç görmeyecekler. Kimse yorumları okumayacaklar. Buyurun. Hocam ben biraz futbolun dışına çıkmak istiyorum. Bugün Sayın Başkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir çağrısı oldu. Hodri Meydan dedi. Evet. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'e hangi kanalda, kimlerle, ne zaman, nasıl istersen karşılıklı oturalım. Herkes eteğindeki taşları döksün. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu görelim tarzında bir çağrısı oldu. Siz bu çağrıya ne dersiniz? Böyle bir çağrı olur mu? Olursa Türk futbolunda neler ortaya çıkar? Ya Türkiye'de çok uzun süredir biz siyasette de, futbol camiasında da, farklı işte atıyorum sanatta da, aklınıza gelebilecek her tür çatışmanın olduğu ya da işte karşılıklı anlaşmazlığın olduğu durumda hiçbir zaman kulüp başkanlarına, liderleri karşılıklı bu tarz tartışmalarda göremedik. Muhtemelen yine göremeyeceğiz. Çünkü şöyle bir şey, futbolun kaos ortamı içerisinde olduğu bu dönemde böyle bir programın daha da kaosa sürükleyeceğini düşüneceğimiz için böyle bir teklifi reddediyoruz diye bir açıklama gelir yakında. Benzer bir durum ya da benzer bir açıklama olur ya da hiç açıklama yapmazlar. Onu bilemem. Amerika'da başkanlık seçimlerine falan baktığınız zaman hocam zaten kanallarda çıkıyorlar, konuşuyorlar. Bence eski, aslında eski Türkiye'de de bu vardı. Vardı zaten. Da işte bence aslında şimdi yok. Şunu söylüyorum yani aslında gelmeleri biraz daha tansiyonun inmesi açısından insanların neyin ne olduğunu öğrenmesi açısından çok faydalı olur gibime geliyor. Olmayacak. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı. Valentin Rosel yaptığı o çirkin hareketten dolayı disiplin kuruluna sevk edildi. Buradan nasıl bir ceza çıkar hocam? Yani normalde direkt kırmızı kartın cezası 2 ila 5 maç ama şeyin yaptığı hareketin ağırlığına ve sonraki tavırlarına göre o 3 ila 5 maç arası. Hakem raporu önemli ama burada değil mi hocam? Hakem raporu tabii yaptığı hareket önemli. Rapor yazmış mıdır acaba sizce? Yani yaptığı hareketi yazmış olsa bile benim beklentim minimum 3 maç. Yani o hareketten dolayı zaten kırmızı kart. Zaten minimum 3 maç de yazmıştır. Yazmıyor da belli olmuyor. Peki Beşiktaş yönetiminin nasıl bir tepki alması gerekir hocam böyle bir durumda? Çünkü örneklerine baktığımız zaman yıllar öncesinde yaşanan yine böyle bir takım olaylar olmuştu. Pascal Nouma hemen yönetim tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti. Bugün Beşiktaş yönetimi nasıl hareket etmesi gerekir? Yani şunu söyleyebilirim. Benzer örneği varken Beşiktaş kulübünün tabii ki kendi oluşumu ve iç tüzüğünde de veya işte adlandırıldığı şekilde Efendi Beşiktaş söyleminin karşılığını aslında ben Beşiktaş yönetiminin bir yaptırım uygulayacağını, buna karşılık bir yaptırım uygulayacağını düşünüyorum. Muhtemelen çıkacak cezadan sonra o da olacak tabii herhalde. Tabii ki. Yani en azından futbolcunun arkasında durmamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu yapılan hareket gerçekten çok saygısızca spor kamuoyunda saygısızca karşılanan bir hareket. Ben Rozier'in ya da çıkıp kamuoyu önünde özür dilemesini, en azından yöneticilerden biriyle çıkıp özür dilemesini bile ben kendi açımdan kabul edebilirim. O andaki tansiyonla işte böyle böyle olduğu için aldığım darbeden dolayı bu hareketi yaptım, yanlış anlaşıldı, özür diliyorum diyebilir. Bunu da Beşiktaş yönetiminin adım atarak yaptırması gerektiğini düşünüyorum. En azından bu söylemin karşılığını verebilmeleri için. Siz en az 3 maç dediniz zaten. Benim beklentim 3 ila 5 maç. Ama ben tabii işte görmüyorum. Bizim disiplin kurulu, tahkim kurulu hep böyle takımların rengine, işte durumuna, büyüklüğüne göre karar veriyor. Yani bunu atıyorum şimdi isim belki atıyorum. Amatörde herhangi bir futbolcu yapsaydı en az 12 maç alırdı. Sezonu bile kapatırdı doğru. TFF birincilikte bir futbolcu yapsaydı 7 ila 9 maç alırdı ya da işte 5 ila 7 maç alırdı. Ama Süper Lig'de olunca orada işin şekli değişiyor. Yani
aslında talimatlar, disiplin cezaları aynı ama uygulama şekli farklı, takımdan takıma değişiyor. Hocam şunu sormak istiyorum. Elinizde diyelim ki bir karne var. Şu an zaten öğrenciler de karne aldı biliyorsunuz. Evet. Bir karne var elinizde ve şöyle bir soru geldi. Karneye şöyle yazmanız gerekiyor ilk yer anlamında. İlk 19 hafta veya 20 hafta değerlendiğiniz zaman hakemlere ilk 5 üzerinden kaç puan verirsiniz değerlendirme anlamında? Genel hepsini değerlendirme anlamında söyleyeyim. 5 üzerinden kaç verirsiniz hocam? Genel performansa 2 veririm. Çünkü vasatın altında benim için. Biliyorsunuz bizim ilkokulda aldığımız not da şeydi. Geçer nottu. İki geçer. Ama zayıftı yani. Zayıf gözüküyor ama zayıf geçerdi. Zayıf geçer. Vasatın altı. O aileyi genel anlatıncaya kadar göbeğimiz çatlardı o ikiyi. Hayır, bu ikiyi zaten yükselten normalde çok düşük. Tabii ki performanslar çok kötü. Ama birkaç spesifik maç var. İyi yönetilen maç var ve o haftalar mesela Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Halil Umut Meydan yönettiğim hocam. Eğer burada skandal bir karar çıksa, skandal ötesi kararlar olsaydı o zaman bu hakemlerin notunu tabii ki 1'e düşürecekti. Taraftarlara sorsanız tabii ki 0 der, eksi 1 der ama benim için vasatın altındalar şu anda. Vasat diyebileceğim ve vasatın üstü diyebileceğim hakem sayısı çok az mesela. Peki. Hocam çok teşekkürler. Çok ben teşekkürler hocam. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet, attığımızda FIFA eski hakemi, spor yorumcusu Deniz Ateş Bitner vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir yarış arası veriyoruz. Aygün Özipek ve Yılmaz Dirin'le muhabir masası devam ediyor. Evet, muhabir masası devam ediyor. Bugün yoğun bir gündem vardı biliyorsun. Önce Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri çekildi. Arkadan tabii çeyrek finaller, sonra yarı finaller, final. Bakalım. Aslında çeyrek finaller de niye iki maç üzerinden oynanmamış, oynatılmıyor onu da anlamış değilim. Yani tek maç, ondan sonra çift maç, sonra final, tek maç. Değil mi? Ve daha çabuk gitmek için. Yani ama yani o zaman öbür gün de şey yap. Şimdi aslında bu kupa maçından şikayetçi olan takımlar da var. Direkt şeyler diyorsun değil mi? Altlardan emek verip sonra, o anlamda mı? Yani hem yukarıdan hem alttan şikayetçi olanlar da var. Bu kupanın eski tadının olmadığından dolayı. Doğru. Hani artık ek bir yük, maliyet açısından. Aziz Yıldırım diyor ya, dünya kadar para harcıyoruz, aldığımız 1 milyon euro mu diyordu? Evet. O civarda bir şey söylüyordu. Yani hani gelirini geçtim, burada oynayan oyuncuların sakatlanma riski. Ceza duruma düşme durumları, kırmızı kartlar falan. Tabii Anadolu takımları için güzel bir organizasyon. Özellikle daha alt liglerden gelen takımlar için de güzel bir organizasyon. Evet. Transfer dönemi var biliyorsun. En önemli isimlerden biraz da Hacı Wright. Evet. Hacı Wright'la ilgili Beşiktaş konuşuldu, Fenerbahçe konuşuldu, Galatasaray konuşuldu. Şimdi hattımızda da çok önemli takımların teklifler olduğu konuşuluyor. Koray Geçgel var, spor yazarı. Ajans Spor'da da çok önemli haberleri imza atıyor sevgili Koray. Koray, yerimize hoş geldin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Hacı Wright'ta durum nedir? Şimdi Hacı Wright biliyorsunuz zaten 2022 yılının en golcü ismi seçildi. Bu en golcü ismi oldu Süper Lig'de. Sonra Dünya Kupası'na gidince birçok takımın tabii gündemine geldi. Hı hı. Türkiye'den özellikle, İngiltere'den, İtalya'dan ciddi teklifler oldu. Daha doğrusu teklif, resmi teklif demeyeyim ama ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ilk olarak Süper Lig tarafına bakalım isterseniz. Buyurun. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğunu net söyleyelim ama özellikle o görüşmenin olacağı günlerde ciddi bir şişirilmiş haberler ortaya çıktı. Onu öncelikle söyleyelim. İşte Fenerbahçe'nin 7 milyon euro teklif ettiği söylendi. Galatasaray'ın 6-7 milyon verdiği vesaire. Bu tarz haberler çıkmıştı. Önce şunu söyleyeyim. Yani bu seviyeye çıkmış bir teklif yok Antalyaspor'a. Galatasaray'ın 4 milyon euro civarında, Fenerbahçe'nin ise bunun biraz daha üstünde bir teklifle geldiğini söyleyelim. Hatta Fenerbahçe'nin birden fazla teklif verdiğini, işte bir teklifinde rakam sadece nakit olarak para, işte sonra öteki teklifinde para artı sonraki satış, bir teklifinde para artı takas şeklinde 3-4 tane teklifi ayrı ayrı verdiğini söyleyebilirim. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın 4 milyon civarında, Fenerbahçe'nin de bunun biraz üzerinde bir teklif. 5 milyon eurolar diye duydum ben. 5 milyon eurolar gibi bilgi evet, geldi ama. Evet, o 4,5-5 gibi konuşuluyor. Doğru. Evet, doğru bilgi gelmişse de bana da aynı şekilde geldi. Yurt dışında özellikle ben Antalyaspor'lu yetkililerle yaptığım konuşmada şu ifade edildi. Şimdiye kadar
en yüksek meblağı Southampton teklif etti. Ama şimdi ne kadar belli mi? Yani 8 milyon euro civarında olduğu ifade ediliyor. Net bir rakam alamadım ama 8 milyon euro civarında olduğu söyleniyor. Ama tabii ki bu şunu da söyleyelim. Mesela Southampton Hacı Wright'la ilgili bir temas kurmuş ama dün akşam mesela ben biraz dış basına baktım. Villarreal'in golcüsü Nicolas Jackson'a da 20 milyon euro teklif etmiş. Yani muhtemelen Hacı Wright'ı, bu benim tabii tahminim, Hacı Wright'ı biraz da yedek olarak, yani yedekte tutuyor gibi düşündüm ben. Çünkü işte Villarreal'deki şey Nicolas Jackson olmazsa işte Hacı Wright olabilir veya başka iki futbolcu olabilir. Bu bir liste hazırlanmış muhtemelen, içerisinde Hacı Wright'ı da yerleştirilmiş diye düşündüm. Bu benim düşüncem tabii. Southampton nasıl amacını bilmiyorum ama resmi bir teklifte bulunulmuş Villarreal. O yüzden bu düşünceye sahip oldum. Diğer taraftan mesela yine bir dış basına baktığımda Crystal Palace ilgileniyoruz. Zaten bunu da ilk kez Ajans Spor'da da yazmıştık zaten. İlk Atalanta'dan sonra Crystal Palace isimleri çıkmıştı zaten. Vieira'nın, teknik direktör Vieira'nın Hacı Wright istediğini söyleyebilirim. Ama şöyle de bir durum var. Crystal Palace'ın verdiği ücret Antalyaspor tatmin etmiyor. Rakamsal anlamda işte 5-6 milyon euronun da altında olduğu ifade ediliyor. Net Antalyaspor tatmin edecek bir teklif bugüne kadar gelmiş değil. Ha şunu söyleyeyim. Lokomotiv Moskova'dan geldi. Lokomotiv Moskova ile Antalyaspor anlaştı. Bana gelen rakam 9 milyon euro civarındaydı. Bazı başka kaynaklar 8+2 milyon euro şeklinde olan da ifade eden de oldu. Bana gelen rakam 9 milyon euroya anlaşmışlardı ama Hacı Wright'ın Rusya'da oynamak istemediğinden dolayı... Bunu soracaktım. Oyuncunun buradaki kararı ne acaba? İstemiyormuş. Oyuncu Rusya'ya gitmek istemiyor. Onu net bir şekilde söyleyelim. Ama diğer taraftan işte İtalya'ya da İngiltere'ye daha sıcak bastığını ifade edebilirim. Hacı Wright'ın o iki ligde oynamayı daha çok istediğini söyleyebilirim. Ama burada tabii işte Fenerbahçe ya da Galatasaray farklı bir teklifle gelirse buradaki takımlara da ben çok hayır diyeceğini zannetmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Antalyaspor'un devre arasında Hacı Wright'ı satmayı çok istediğini de ifade edebilirim ben. Peki bana gelen bir bilgiyi sana soracağım, doğru mu değil mi diye. Son anda serbest kalması serbest kalıyordu. Son anda para yatırıldı ve Hacı Wright Antalyaspor'da kaldı diye bir haber geldi. Doğru mu? Ödemelerle ilgili bir sıkıntılar olmuş galiba. Ne diyorsun bununla ilgili? Yerel basında da yazıldı zaten. Oradan aldığımız şeylere göre böyle bir, zaten Antalyaspor'un bazı maddi anlamda sorunları olduğu ifade ediliyor zaten. Biliyoruz zaten. Her kulüpte zaten bu tarz maddi sorunlar var. Antalyaspor'da da ödemelerle ilgili bazı sorunlar var. Hacı Wright'la ilgili olarak böyle bir şeyin olduğu ifade ediliyor. Onu söyleyelim ama bir resmi bir yetkiliden böyle bir teyit aldım mı dersen almadım ama böyle bir durumun olduğu söyleniyor. Yani bu şekilde bir durum söz konusu. Hacı Wright'ın sözleşmesi serbest kalma bedeli var mı Koray? Yok, şu an sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi yok. Fernando'da var ama Hacı Wright'da yok. Hacı Wright'da yok. Fernando zaten çıkmıştı da zaten işte Beşiktaş'a transfer olacağı vesaire konuşulurken olacak mı derken 1,5 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi oldu ifade edildi ama Hacı Wright'da böyle bir madde yok. Son sorum benim, Yılmaz da tabii soracaktır. Benim son sorum şu: Nuri Şahin'in yardımcısı gittikten sonra büyük bir düşüş yaşadı Antalyaspor. Bunun sebebi sence nedir? Yani yeni gelen yardımcılarından çok fazla fayda mı sağlayamıyor? Neden kaynaklanıyor? Yerine yardımcı gelmedi. Sıkıntı o. Yani Michael Lindemann'la yollar ayrıldı. Kendisinin ailevi sorunlarının olduğu gerekirse, benim aldığım bilgi sorun derken işte babasının rahatsızlandığı ve kendisinin yanında olmak istediği sebebiyle ayrıldı. Zaten bunu da Nuri Şahin açıklamıştı. Ya şöyle bir durum var tabii ki, Nuri Şahin'in asıl zaten Antalyaspor'un kağıt üzerindeki teknik sorumlusu Alfons Görenlik de gerçekten çok deneyimli, tecrübeli, iyi bir teknik adam. Ama tabii Nuri Şahin biraz daha bu konuda tecrübesi eksik olduğu için tabii ki yanında tecrübeli isimlerin ne kadar çok olursa o kadar faydası olacağını düşünüyorum. O yüzden tabii ki eksikliğini hissetmiştir. Zaten buna kendisini de sorduğumuzda bir yaklaşık bir ay kadar önce bir basın toplantısı yapmıştı. Tabii eksikliğini hissediyoruz ama acele karar vermeyeceğiz. En doğru ismi, bu yerli olur, yabancı olur, deneyimli olur, genç olur. En doğru kararı vermek için bekleyeceğiz dedi ama bana soracak olursanız ben tabii ki çok değerli bir teknik adamdı Michael Lindemann'da. Eksikliğini bence hissediyor Antalyaspor ve kısa zaman içerisinde bence en az onun kadar
tecrübeli ve iyi bir teknik adamı Nuri Şahin'in ekibine koymaları gerekir diye düşünüyorum. Antalya Spor'un başka transfer yapmasını düşündüğünüz isimler var mı? Özellikle Galatasaray'ın Güray'a, Fenerbahçe'nin birkaç futbolcuya da transfer teklifinde bulunacağı söylentileri var. Diğer takımların, Beşiktaş'ın, Trabzon'un, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın Antalya Spor'dan istediği başka oyuncular var mı? Şimdi ben Fenerbahçe ile Beşiktaş özelinde Fernando isimleri konuşuldu ama resmi bir teklif gelmediğini söyleyebiliriz. Ben Fenerbahçe özelinde duymadım işte açıkçası. Sadece Hacı Wright dışında tabii ki. Hacı Wright zaten ilgileniyor, onu herkes biliyor. Galatasaray'ın Güray Vural'la ilgilendiği tabii ki, o da çok doğru. Uğur Çiftçi transferi Sivas Spor açısından biraz... Vermiyor galiba Uğur Çiftçi'yi şu anda Sivas Spor. Yeniden Güray'ın kapısını çalacaklar tabii, dolayısıyla Antalya Spor'un kapısını çalacaklar. Ve görüntü bu yönde. Güray Vural da en son Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada herkesin Galatasaray'da forma giymek istediğini söyledi. Yani bir anlamda sıcak baktığını da aslında ifade etti. Tabii ama şunu da söyleyeyim. Nuri Şahin'e bugün sorsanız takımdan hangi oyuncular gitmesin deseniz söyleyeceği ilk iki sıradaki isim birisi Hacı Wright, birisi Güray Vural. Evet. Tabii Hacı Wright'ı satmak tabii ki Antalya Spor'un elini çok rahatlatacak, ciddi bir bonservis getirecek, hatta kulüp tarihine geçecek bir transfer olacak. Bu anlamda tabii ki Nuri Şahin'in buna çok fazla şer koyacağını zannetmiyorum. Ama istemiyor gitmesini, onu da söyleyelim ama Güray Vural'dan çok ciddi öyle bir bonservis bedeli vesaire alınacağı için Güray Vural'ı göndereceğiniz, kasanıza koyacağınız bonservis ücretiyle Güray Vural'ın yerini doldurabilecek bir oyuncu alamayacaksınız. Bu sebeple ben Antalya Spor'un tabii ki Güray Vural ben gidiyorum deyip hani çizgiyi çekmezse ben Güray Vural'ın da Antalya Spor'dan çok ayrılacağını zannetmiyorum. Bırakmak istemeyecektir Antalya Spor. Dediğim gibi Nuri Şahin de kesinlikle gitmesini istemiyor. Hı hı. Ama Galatasaray'ın tekrardan bir yeni bir teklifle geleceğini biz de bekliyoruz işin açıkçası. Ben son soru olarak şunu sormak istiyorum. Bugün lige baktığımızda Antalya Spor 15. Boyalı çizginin içine artık Sivas Spor'la hemen hemen aynı, 18 puandalar. Altlardan henüz kurtulmuş değil. Şimdi ciddi isimler transfer söz konusu. Hacı Wright, işte Güray, birkaç isim daha. Antalya Spor para kazanmak adına bu riski alması gerekir mi? Ya da bu risk Antalya Spor'un başına neler açar? Şimdi şöyle, yani Hacı Wright'a gerçekten işte 10 milyon euro istiyor Antalya Spor. 10 milyon euroyu verecek bir kulüp bulur mu bulamaz mı bunu bilmiyorum ama ben olsam hani 8'e bile, o civarda bir paraya bile satmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda mali konularda rahatlayacak Antalya Spor'un transferde ama bu parayı çok iyi kullanması lazım. İşte Hacı Wright bu sezon Antalya Spor yanlış hatırlamıyorsam 22 ya da 23 gol attı. 10 tanesini Hacı Wright attı ki son 2 maçta da Hacı Wright oynamadı. Buna rağmen takımın yarısının golünü atan futbolcu kendisi. Bu sebeple Antalya Spor Hacı Wright'ın yerini doldurması çok zor. Yani gerçekten, hatta bence imkansız bile. Yani. Çünkü devre arasında yapabileceğiniz bir takviye çoğu zaman çok iyi katkılar vermez. Gerçi Antalya Spor son 2-3 sezonda bunu devre arasında çok iyi transferler yapıyor. Bunu bir şekilde kotarıyor ama Hacı Wright konusu bana göre çok gerçekten bıçak sırtı diyebilirim. Yani satsanız şimdi değeri bulduğu 8 milyon eurolar geldi. Satsanız değerini bulduğu zaman tabii ki bir kazançlı bir alışveriş olur. Ama bu sefer yerini doldurabilir misiniz? Çok gerçekten Antalya Spor yönetiminin yerinde olmak istemezdim ben. Öyle söyleyeyim. Çünkü ya bilemiyorsunuz tabii futbolu. Sezon sonunda Hacı Wright işte kalan dönemde gol atamaz. Bir anda değeri 3-4 milyon eurolara da düşebilir. Yani olabilir, bu futbolda olabilecek tabii, şeyler. Tabii. O anlamda çok iyi karar vermesi lazım ama şöyle bir ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Ben ligin bu sezon özellikle o alt tarafların çok çabuk kopacağını düşünüyorum küme düşme anlamında. Bu anlamda da Antalya Spor bu düşünceyle Hacı Wright'ın satılması daha doğru olabilir diye düşünüyorum ben. Peki. Koray, çok teşekkürler. Teşekkürler Koray'cığım, iyi akşamlar. Ben teşekkür ederim, iyi akşamlar. Evet, hattımızda Koray Geçgel vardı, Ajans Spor yazarı ve Antalya Spor'la ilgili bilgiler paylaştı. Evet, yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Sözü sana bırakıyorum. Kapanışı Toprak Çınar. Evet. Sen yapacaksın galiba. Ben Toprak Çınar'dırım. Herkese mutlu akşamlar. Programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Aygün Özipek ve Yılmaz Dirim'le muhabir masası sona erdi.